Türkiye'de eğitimi bir konuşacak olsak, yani bugün ülkemizin etrafı ateş çemberi. Bu ateş doğusunu, güneydoğusunu başkentine varıncaya kadar ülkemizin her şehrinde kuşatmış bir vaziyette. Şimdi bakıyoruz, yani coğrafyamıza baktığımız zaman bir hemen yanı başımızda Suriye, Filistin, Ürdün, Lübnan, Beyrut, Arabistan, Irak, İran, Afganistan, Pakistan işte yukarıya Orta Asya'ya kadar çıktığımız zaman sorduğumuz zaman şöyle sokaktaki vatandaşa sorduğumuz zaman Suriye diye bir devlet vardı. Irak diye bir devlet vardı. Ne zaman kuruldu, ne zaman yıkıldı? Ve bu devletler nasıl bir devletti? İşte dini neydi, para birimi neydi, siyasi görüşü, silahlı gücü neydi dediğimiz zaman kuruluşuyla alakalı hiçbir şey bilmiyoruz. Millet olarak ya dün daha 1920'lere kadar bizim topraklarımız, bizim yönetimimiz altında olan toprakların nasıl bir devlet parçalandı, ayrıldı bizden, koparıldı, kimler devlet kurdu? Nasıl oyunlar oynandı üzerimizde? Bunların yeraltı, yerüstü kaynakları neler? Yani kimler bu devletlerin sırtından geçinip sömürüyor? Ondan sonra bizim onlarla hiç mi bir teşriki mesaimiz olmayacak? Tarihi bağımız yok, coğrafi bağımız, bilgimiz yok. Ve bizi 100 sene önce cetvelle, bu Osmanlı'nın topraklarını cetvelle ayıranlar, aynı zamanda bizi kültürel olarak da, dini olarak da, manevi olarak da, eğitim bazında da birbirimize dost olmamızı, yarın aynı saflarda bir araya gelmemizi engelleyecek politikalar çizdiler. Eğitimimizde, siyasetimizde, her konuda ve bakıyoruz. Araplara dediler ki okullarında Türkler, Osmanlı sizi sömürdüler yüzyıllar boyunca. İşgalcidirler. Türkler işgalci. Türklere de bize dediler ki okullarımızda Araplar hain. Arkadan sizi sattılar. İngilizlerle beraber oldular. Yani sınırlarımızı ayırırken zihinlerimizi de kalplerimizi de birleşmemek üzere ayırdılar. Dilimizi Dillerimizle. ayırdılar. Harf inkılabı yaptılar. Bırakın sınırımızın ötesindeki ülkelerin kardeşlerimizin meselelerini anlayabilmek ve beraber bir çözüm bulabilmek, daha kendi dedemizin yazdığı kitapları okuyamıyoruz. Yani onların eserlerini ne manaya gel? İngiliz gavuru turisti geliyor. Geliyor, Sultanahmet'e bakıyor yani. Hocam. Sultanahmet'e bakıyor. Oradan ne dersler çıkartıyor? Süleymaniye bakıyor, ne dersler? Bir sanat müzesini gezdiği zaman biz 10 dakikada dolaşıyoruz bir resim sergisini ve bir sanatı. Adam 3 saat, o bizim 10 dakikada çıktığımız yerden çıkamıyor 3 saatte. Yani niye? Oradaki manaya bakıyor, o derinliğe bakıyor. Ve bizim ecdadımız hep bir ilerleme var. Yani çağını aşan bir medeniyetin torunlarıyız biz. Ve dünyanın en büyük imparatorluklarını kurmuş, en köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapmış. Sadece Müslümanlara değil, sadece kendi dindaşlarına değil, başka ülkeler, mezheplerin, dinlerin insanlarına da huzur iklimini sağlayacak medeniyeti kurmuş bir imparatorluğun, devletin bakiyeleriyiz. Geçmişimize asla bakmıyoruz. Yani ondan alacağımız hiçbir ders yok, tecrübe yok. Ya bu insanlar yüzyıllarca bütün dünyayı adaletle, dört kıtasına, iklimlerine hürriyeti, adaleti, merhameti tesis etmiş. Ama siz hiç kesinlikle geçmişinizi araştırmayın diyen bir tarih anlayışımız var, eğitim anlayışımız var. Maalesef milletimiz bunu bilmiyor. Öğretilmiyor. Bugün en başta yapılacak köklü devrim, reform eğitimin temelden ele alınması. Yani hadi eğitim yaptın da yabancı dil mi öğrettin? Göz boyama Yani olmaması lazım yani. 17 sene okuyorsun. 17 sene ne bir İngilizce konuşabilirsin, ne bir Almanca, ne bir Fransızca, dünyada geçerli hiçbir dili okullarda okutulan eğitimle veremiyoruz çocuklarımıza. Mutlaka özel kurslardan, hocalardan bir takviye alacak, devlet kademelerinde, bürokraside lazım olan dili orada kullanacak. Yani milletvekili de olsa özelden takviye almak zorunda. Ya niye peki özel bir şey bu? Yani özel bir proje. Bu sen dilini öğrenirsen, sen tarihini öğrenirsen, sen geçmişinle, mazinle bir düşmanlığını köprüleri kurarsan, düşmanlığı atıp da
O zaman sen kendi gücünün farkında olursun. Atalarının, dedelerinin kurduğu medeniyetin farkında olursun. Sen onlara küfret, geçmişine küfret. İşte kendi dindaşlarına da birbiriyle düşman olacak, savaşacak bir şekilde yaşa denilen bir eğitim sistemimiz var. O yüzden bunun acilen değişmesi lazım. Yani ihtisas olarak devletin yani, de bu ihtisas, sorumluluk alanında. Madem devlet ihtisas. Babadır, babaysa evladını koruyacak her türlü zararlı fikirden, akımdan, yanlıştan, cehaletten koruyacak. Anayasa komisyonu, anayasa şeyinden önce bunu hemen halledebilirler diyorsun yani. Tabii.